Zaman zaman ben de görüyorum bu arada o yorumları ya. Dolara bir şey olmaz, ABD'ye bir şey olmaz. İşte petrodolar sistemi zaten uzun zamandır şey dünyanın şey sistemi ve bir şey olmaz diye. Ya değerli izleyiciler, sevgili takipçilerimiz daha ne olsun? Şimdi petrodolar sistemi ne demek ya? Bu kavramı bir açmak lazım. En basit anlamıyla ABD'nin Suudileri koruması, Suudilerin de ABD'nin para birimi üzerinden petrol ticareti yapması. Durum bu. Bu kadar basit. Peki o aynı Suudiler şu an ne yapıyorlar? ABD'ye adeta kafa tutarcasına petrollerini yuan, ruble ve altın gibi diğer birimlerle satmaya çalışıyorlar. Bunun planlarını yapıyorlar ki zaten daha bugün açıklama geldi ABD'den. Bu OPEC'in yaptığı hamlenin arkasında Rusya'nın olduğunu, ABD'ye karşı bir meydan okuma olduğunu kendileri söylüyorlar. Farkındalar. Yani bu durum iyice büyüyecek gibi gözüküyor. Ayrıca yine işin ayrı bir özetini yaparsak da bu ABD enflasyonunu etkileyecek bir karar, petrol fiyatları kararı. ABD enflasyonunu durdurmak için kim müdahale edecek? Merkez Bankası Fed müdahale edecek. Faiz yükseltme ihtimali olabilir. Öyle bir şey olursa ne olur? Dünya yeniden çalkalanabilir. Bu kimi vurur? Bizim gibi ülkeleri vurur. Şimdi Türkiye'ye nasıl yansıyacak birazdan geleceğiz ama önce Cem'den de dinleyelim. Cem ne diyorsun bu OPEC kararına? Şimdi bunu biraz farklı okumak gerekiyor artık. Yani bundan sonraki hareketler, dünyada olan hareketler biraz daha farklı okunmalı. Şu anda dolarla yuan'ın savaşı var. Daha doğrusu Çin yuan vasıtasıyla dolara savaş açmış durumda. Geçmişte de buna benzer bir takım girişimler yapıldı. En basit örneği hepimizin bildiği Avrupa Birliği ülkeleri bir araya geldiler ve Euro'yu çıkarttılar. Ki Amerika'dan sonra en büyük ekonomiydi Avrupa Birliği. Şu anda Çin onu geçti. Fakat Euro bile bu noktada doların egemenliğini kırmayı başaramamıştı. Peki ne oldu da bugün doların egemenliği kırılıyor? Yani dışarıda ne oldu, ne değişti de dolar şu anda doların tahtı sallanıyor. Aslında dışarıda hiçbir şey değişmedi ama içeride çok şey değişti. Şu anda Amerikan hükümeti ya da Amerikan devleti diyelim, hiç olmadığı kadar zafiyet içerisinde. Aslında bu son dönemde neredeyse bütün hükümetlerde var olan bir zafiyet, bir beceriksizlik, bir liyakatsizliktir giden bir durum söz konusu. Yani Avrupa ülkelerinde de benzeri durumlar var. Biz de kendi ülkemizde bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Benzeri bir durum yine Amerika'da da şu anda söz konusu. Amerika ciddi anlamda bir bölünmüş durumda. Hükümet anlamında baktığımızda ikiye bölünmüş durumda. Halk anlamında baktığımızda daha fazla sayıda bölünmüş durumda. Mesela Müslümanlar ayrı şekilde bölünmüş, ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyorlar. Zenciler ayrı, bir de Hispanikler var ki şu anda aslında Amerika'daki en baskın grup diyebiliriz. Bunlar her ne kadar beyaz Amerikalılar kadar eğitimli olmasa da eskiye oranla daha fazla organize olabiliyorlar. Bütün bunlar da Amerika'nın içinde karışıklıklara sebep oluyor. Ve bu silahlanmanın sebeplerinden biri de bu aslında. Çünkü Amerikalılar devlete olan güvenini kaybediyor. Burada iki tane ana görüş var. Birinci görüş Amerika'nın yıkıldığı, battığı yönünde. İkinci görüş de Amerika'ya hiçbir şey olmaz yönünde. Ben biraz daha burada da ortodoks bir politika izlemek istiyorum. Bence ikisinin ortası. Yani Amerika şu an batmıyor. Ama Amerika aynı zamanda rezerv para özelliğini de yitirmeyecek kısa vadede. Ama görünen o ki dünyanın tek rezerv parası olma özelliğini yitirecek gibi görünüyor. Çünkü Çin çok şiddetli bir şekilde geliyor ve pek çok ülke kendi aralarında ticaret yaparken bile bu belki gözden kaçmış olabilir ama kendi aralarında mesela şuna alışkınız değil mi son birkaç yıldır? Kendi para birimleriyle ticaret yapabiliyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Yani Türkiye ve Rusya ruble ve Türk lirası üzerinden ticaret yapabiliyor. Ama çok enteresandır. Fransa doğalgazı Arabistan'dan yuanla aldı. Ve buna benzer şekilde Arjantin, Brezilya, birkaç tane daha ülkenin kendi aralarında değiş tokuşlarında şu anda artık yuan kullanılıyor. Her ne kadar Amerika rezerv para olarak, yani dolar rezerv para olarak dünyada şu an tek gibi görünse de doların tahtı ciddi manada sallanıyor. Amerika çok büyük bir dev. Kolay kolay yıkılacağını ben de sanmıyorum. Ama o sürecin içerisine girdik. Yani 300 yıllık bir devlet
Yıkılmayacak belki ama bölünebilir, parçalanabilir. Eyaletlerden bazıları ayrılabilir. Keza Texas'ın öyle bir talebi var. Kaliforniya ile ilgili de böyle söylentiler var. Başka eyaletler de işin içine girebilir. Şu anda Trump kendi seçmenlerini çok ciddi şekilde fişekliyor. Sokağa çıkmaları için, eylem yapmaları için. Trump'ın arkasında var olan bir Pentagon var. Amerika içinde de küreselciler ve ulusalcıların kendi aralarındaki savaşını net olarak görüyoruz şu anda. Küreselciler şu anda bir takım kararlar alıyor. Ulusalcılar da bu kararlara itiraz ediyor. Ve ulusalcıların başında da işte Donald Trump ve Pentagon ahalisi geliyor. Yarın öbür gün daha büyük iç karışıklıklar olabilir Amerika'da. Bugün Trump'ın tutuklandığını görüyoruz belki ama yarın da Biden'ın belki tutuklandığını görebiliriz. Ya da daha farklı şu ana kadar hani aklımızın ucundan bile geçmeyen daha farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Fakat görünen o ki şu anki projeksiyonda Amerika ve dolar o artık sarsılmaz özelliğini kaybediyor. Rusya değil, Brezilya'da değil, Çin. Yani bu round'un galibi kesin olarak Çin'dir. Bugün BRICS dediğimiz ülkelerin de şu anda lideri Çin'dir. Hepsini Çin yönlendiriyor. Ve kendi aralarında da bu alışverişleri yapıyorlar. Amerika da şu anda buna engel olamıyor. Çünkü bütün dünya bunu yaptığında nasıl engel olabilirsin ki? Durum böyle. Yine konuşuruz. Peki. Şimdi şöyle devam edelim. Hamza, bir şey mi söylüyorsun? Bir ek yapacağım. Şimdi Amerika'nın içerisindeki bölünmüşlüğe dair Florida valisi en son gündeme gelen Florida Eyalet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmuştu. Şu an Biden'ın imzası bulunan bu başkanlık emrinde dijital dolara geçme hikayesi vardı ya. Florida eyaletinde biz bunu yasaklayalım, yasaklansın diye bir çağrısı vardı. Yani başkanın şeyini oradaki emrine hayır biz yasaklayacağız, seni tanımıyoruz yani küreselcileri. Bu çünkü FedNow uygulaması devreye giriyor bir iki ay içerisinde. Ve bankalar arası işte önce kullanılmaya başlayacak, sonra işte halka yayılacak falan. Yani çok ciddi bu eyaletler arasında bir bölünme söz konusu olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarihten siliniyor, Amerika yok oluyor gibi bir algı, şöyle yanlış bir algı. Sovyetler Birliği yıkıldı da Rusya yok mu oldu? Al bak şimdi Rusya Federasyonu şu anda dünyada çok önemli bir güç merkezi. Yani bu Sovyetler Birliği yıkılacak demek, Ruslar yok olacak demek değil. Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak, bu şey çökecek dediğin zaman bu yapısı. Amerikalılar yok olacak diye bir şey yok. Tabii ki hala orası endüstrinin merkezi, bilimin merkezi, dünyanın en iyi üniversiteleri orada. Yani bu şey yanlış anlaşılmasın yani. Bunu bir kere net bir şey ortaya koyalım. Ama eski dünya şeyi, normları, paradigması geçerli olmayacak. Bitiyor yani. O Yani yüzden doların egemenliği bitiyor yani. bitiyor tabii. Doların egemenliği bitiyor şu anda. Ama Amerika Bitiyor. ayakta kalmaya devam ediyor. Tabii ki yani. Bütün kurumlar, üniversiteler, fabrikalar, teknoloji, her şey adamların elinde yani. Sen bunları nasıl tarihten silersin? Kimsenin öyle bir derdi de yok yani. Tuhaf değil mi Hamza? Yani şimdi izleyiciler belki şunu soruyor. Ya doların egemenliği bitiyorsa biz dolar almayalım mı? Diye soruyor olabilirler kendi kendilerine. Şöyle. Bizde durum daha da farklı içeride. TL karşısında daha da güçlenecek. TL veyahut da dolar karşısında zayıflayacak. Öyle de söyleyebiliriz. Ama ondan sonraki süreçte doların son bir ölü kedi sıçraması yaptığı süreçten sonra dolar kimse almasın. Bir dolar bile tutulmaz. Yani tasarrufları koruma açısından da hiçbir işe yaramaz. Rezerv olarak da tutulmaz. Ancak kim yapar? İthalatçı firma. Dolarla iş yapan varsa. Yani onlar ancak kullanır onu. Ve gittikçe de çok hızlı bir şekilde erime gerçekleşecek. Tarihin çöplüğüne gidecek yani. Dolar, Amerikan doları tarihin çöplüğüne gidecek arkadaşlar. Bu kadar net iddialı da söylüyorum. Ve çok yakın süreçte de izleyeceğiz hep birlikte bunu.